Herkese merhabalar, ben Aslan Gürten. Bugün sizlere reaksiyon derecesi bulma yöntemlerinden biri olan derişim değiştirme yöntemini anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, derişimleri değiştirme yöntemiyle alakalı sizlere iki soru göstereceğim. Bu konu zor bir konu olmadığı için soru sayısını az tuttum. Şimdi arkadaşlar, ilk sorumuzla başlarsak. Demiş ki bize, A ve B arasında C oluşturmak üzere yürüyen bir reaksiyon için yapılan 3 ayrı deneyde aşağıdaki değerler ölçülmüştür. Arkadaşlar 3 tane deney yapmış. Ve bu deneylerde A0 ve B0 yani A'nın ve B'nin başlangıç derişimlerini belirlemiş. Daha doğrusu bu derişimleri alarak hızı bulmuş arkadaşlar. Reaksiyonun hız denklemi nedir demiş A şıkkı. Şimdi reaksiyonumuz A artı B, C oluşmuş. A şıkkı. Reaksiyonun hız denklemi nedir? Arkadaşlar, bu tip sorularda yapmamız gerekecek olan şey şudur. Buradaki hız sabitinin değerlerini arkadaşlar aynı ondalık üstüne çevirmek. Yani mesela burada dikkat edin, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 2, burada 10 üzeri eksi 3. Bu 10 üzeri eksi 3'ü 10 üzeri eksi 2'ye çevireceğim. 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. 10 ile çarpsam 10'a bölsem arkadaşlar çıkan sonuç 0,7 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur arkadaşlar. Yani aynı şeydir aslında. 0,7 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda yapmamız gereken şey şu. A0'dan başlayalım. Şimdi birinci ve üçüncü deneye dikkat edin. A0 derişimleri eşit 0,30 0,30. 1 ve 3'ü arkadaşlar kıyaslayacağız birbiriyle, oranlayacağız. Arkadaşlar 0,30 0,30 zaten sabit. B derişimi ne olmuş arkadaşlar? 1 ve 3. deneyde. B derişimi arkadaşlar 2 kat artmış. Hıza dikkat edin arkadaşlar. 0,7 çarpı 10 üzeri eksi 2, 1,4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu da 2 kat artmış. Yani ne olacak arkadaşlar? Hız B'ye bağlı olacak. B'ye bağlı olacak. Kaçıncı dereceden? Birinci dereceden. Şimdi bu durumu A için inceleyelim bir de. A için neymiş? Şimdi arkadaşlar, bu sefer B'nin derişimini sabit tutacağız. Hangi deneyde sabit tutabiliriz? 2 ve 3'te sabit tutabiliriz arkadaşlar. Şimdi B'ler zaten sabit. A'nın derişimi ne olmuş arkadaşlar? Yarıya inmiş. Hız ne olmuş arkadaşlar? 2 ve 3'e bakarsak 2,8 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 1,4 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye yani yarıya inmiş arkadaşlar. Derişim de yarıya inmiş. Yani aynı oranda yarıya inmişler. Yani A'ya da bağlı olacak. Daha doğru bir ifadeyle yazayım. Şu şekilde yazayım. A'nın derişimi çarpı B'nin derişimi arkadaşlar. Tepkime derecesi ne olur arkadaşlar? 2 olur. Nereden anladım? A ve B'nin üst indisleri yani üstleri 1 olduğu için arkadaşlar. 1 ile 1'in toplamı 2 eder arkadaşlar. Şimdi B şıkkına gelirsek, B şıkkına gelelim. Hız sabitin değeri ne demiş arkadaşlar? Eğer reaksiyon hız denklemini belirlemişsek ki belirledik. Buradan K'yı bulabiliriz arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Herhangi bir deneydeki verileri kullanacağız. 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı istediğinizi alabilirsiniz. Ben burada 1 numaralı deneyi kullanacağım arkadaşlar. Şimdi 1 numaralı deneyde 0,7 çarpı 10 üzeri eksi 2 çıkmış. Hız sabiti. Pardon. Hız birimi. Hızın değeri daha doğrusu. K. A ne olmuş arkadaşlar? A ne olarak alınmış? 0,30. B 0,15. 0,30 çarpı 0,15. K arkadaşlar. Buradan K 0,155 çıkar. 0. Bu matematiksel işlemin sonucunda arkadaşlar K 0,155 çıkar. Arkadaşlar K'nın birimi nedir peki? Ben buraya birimler yazmadım ama şimdi N'yi 2 buldum ya. Yani ikinci dereceden bir tepkime. İkinci dereceden bir tepkime neydi arkadaşlar? İkinci dereceden bir tepkime de K hız sabitinin birimi
Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. K 1 bölü derişim çarpı zamanda arkadaşlar. Yani arkadaşlar 1 bölü mol bölü desimetre küp çarpı saniye. Desimetre küp yukarı geçti arkadaşlar. Desimetre küp mol saniye. Aynı satırda yazmam gerekirse desimetre küp mol üzeri eksi bir saniye üzeri eksi bir. Burada dakika olarak almış. Dakika olarak aldığı için arkadaşlar desimetre küp mol üzeri eksi bir dakika üzeri eksi bir olur arkadaşlar. Burada tabi yanlış almış. Burada olması gereken birim desimetre küp mol üzeri eksi bir dakika üzeri eksi bir. Zaten arkadaşlar R'nin birimine bak, pardon, doğru almış, doğru almış. Neden doğru almış? Çünkü ne demiştim arkadaşlar? R'nin birimi her zaman aynıydı arkadaşlar. Mol bölü desimetre küp dakikaydı arkadaşlar. Her zaman birimi aynıydı. Mol bölü desimetre küp dakika. Çünkü neydi arkadaşlar? R'nin birimi eksi dA bölü dT'ye eşitti, değil mi? Veya eksi dB bölü dT'ye. K hız sabitinin birimi değişebilir arkadaşlar ama R'nin birimi her zaman aynı arkadaşlar. Mol bölü desimetre küp dakika. Bu sorunun çözümü bu şekildeydi arkadaşlar. Bu sorumuzda ise arkadaşlar istenilen her şey aynı. Yine reaksiyon hız denklemi isteniyor. Hız sabitin değeri isteniyor. Yine A ve B arasında C oluşturmak üzere bir reaksiyon var. C oluşturmak üzere bir reaksiyon var. Yine deneyler aynı. 3 tane deney yapılmış arkadaşlar. Sadece burada değerler değişmiş. Dikkat edin arkadaşlar. Ondalık gösterimler 0,3 çarpı 10 üzeri eksi 3, 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 3, 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi burada A'yı sabit tutalım. Yani 2 ve 3 numaralı deneyler için düşünelim. Şimdi A'yı sabit tutarsak B arkadaşlar 1,5 kat artmış. R ise arkadaşlar 2,7 bölü 1,2'den arkadaşlar 2,25 kat artmış. Tam olarak belirleyemeyebiliriz arkadaşlar. Veya burada zaten B derişimini sabit tutacak bir değer yok. B'nin bütün derişimleri farklı. 3 deneyde de. Aslında arkadaşlar bizim daha önceki sorumuzda da burada A'ları sabit tutarken B'ler 2 kat arttı demiştik. B 2 kat arttı. Hız da 2 kat arttı demiştik. Aslında bizim yaptığımız işlem arkadaşlar şuydu. Hız sabitlerini yani 1, 2, 3 bunları birbirine oranladık arkadaşlar. Yani şunu yaptık. Mesela ben burada birinci deneyle pardon ikinci ve üçüncü deneyi birbirine oranlayayım arkadaşlar. Çünkü burada dikkat edin A derişimleri sabit. 2 ile 3'ü oranladım ilk önce. B'yi bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptım. R2 ve R3 diyeyim ona. İkinci ve üçüncü deneyler. Şimdi R2 için hız sabiti yazarsam arkadaşlar bilmiyorum. A'nıncı kuvveti B'nin B'ninci kuvveti diye yazacağım. R3'ü yazacağım sonra arkadaşlar. R3 için yine K. Yine aynı K hız sabiti. Çünkü reaksiyon değişmedi. Şimdi arkadaşlar burada yapmam gereken işlem şu. Şuraya yazıyorum. R2 ne arkadaşlar? 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü yazdım. Eşittir. K'yı bilmiyorum. 0,06'nın A'nıncı kuvveti 0,06'nın B'ninci kuvveti. Şimdi R3 ne arkadaşlar? 2,7 çarpı pardon 2,3 değil. 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. K çarpı 0,06'nın A'nıncı kuvveti 0,09'un B'ninci kuvveti arkadaşlar. Şimdi burada K'lar birbirini götürür. 0,
A'nın derişimleri de birbirini götürür arkadaşlar. Şimdi burada şu matematiksel işlemi yapmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar burada sol taraf 0,44 çıkarken sağ taraf arkadaşlar yani bu ne oluyor? 0,06 bölü 0,09'un b'ninci kuvveti arkadaşlar üzeri b. Yani şu işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 0,66 üzeri b. Arkadaşlar buradan b yaklaşık olarak 2 çıkıyor arkadaşlar. Daha doğrusu 2 çıkıyor. Yani hız ifadesinde b var arkadaşlar. B var. Hatta b'nin karesi var arkadaşlar. B kare olacak. Biz küçük b'yi bulduk. B'nin karesi olacak. Şimdi a'nın olup olmadığını bulacağız arkadaşlar. A'nın olup olmadığını. Bunun içinse arkadaşlar, bunun içinse yapmam gereken 1 ve 2 numaralı deneyleri almak. Çünkü 2 ile 3'ü alamam. A'nın derişimi sabit. A'nın derişimi sabit olmayan deneyleri alacağım. Şimdi 1 ve 2 için aldım arkadaşlar. Yani R1 ve R2. R1'i yazıyorum arkadaşlar. Yine K çarpı A üzeri A, B üzeri B. Bölü R2 için yazıyorum arkadaşlar. K çarpı A üzeri A, B üzeri B arkadaşlar. Şimdi burada değerlerimi yazıyorum. R1 ne arkadaşlar? 0,3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Eşittir. K çarpı 0,03 0,03'ün anıncı kuvveti. B ne arkadaşlar? 0,03'ün karesi olacak arkadaşlar. Bölü 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 arkadaşlar. 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burada ise arkadaşlar 0,06 A'nıncı kuvveti arkadaşlar. Burada ise arkadaşlar 0,06'nın karesi oluyor. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar bu taraf ne çıktı arkadaşlar? 0,4 çıkacak. 0,4. Pardon. Burası arkadaşlar 4 çıkacak. Eşittir. 1 bölü 4. Pardon, matematiksel işlemlerde sıkıntı yaşıyoruz. 1 bölü 4 eşittir. K'lar gitti arkadaşlar. Burada ne kaldı arkadaşlar? Şu matematiksel 1 bölü 2 üzeri A kaldı arkadaşlar. Burada ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü 4 kaldı arkadaşlar. 1 bölü 2'nin karesi kaldı daha doğrusu. 1 bölü 2'nin karesi kaldı. 1 bölü 4. Arkadaşlar bu işlemin sonucunda 2 üzeri a 1'dir. A buradan arkadaşlar 0 çıkar. Yani bizim sorumuzda hız ifadesi a'ya bağlı değil arkadaşlar. Ne bulmuştum ben? K çarpı b'nin karesi bulmuştum. Demek ki arkadaşlar bizim hız ifademiz tekrar yazıyorum. R eşittir K çarpı B'nin karesi arkadaşlar. Peki benden ne istemiş? Yine hız sabitinin değerini istemiş arkadaşlar. Hız sabitinin değerini hesaplayayım. Şurada hesaplayayım. R eşittir K çarpı B'nin karesi değil mi? Bir tane bir reaksiyon alayım. Hatta şu boşlukta hesaplayayım. R eşittir K çarpı B'nin karesi. Bir tane bir deney alayım. Mesela arkadaşlar yine bir numaralı deney aldım. 0,3 çarpı 10 üzeri eksi 3. K B'nin karesini arkadaşlar 0,03'ün karesi. A'yı almıyorum. Çünkü A'ya bağlı değil. A'ya göre 0. dereceden. Arkadaşlar bu matematiksel işlemin sonucu 0,33. Yine arkadaşlar mol pardon desimetre küp bölü mol dakika çıkar arkadaşlar. Desimetre küp bölü mol dakika çıkar arkadaşlar. Çünkü
Neydi? Yine N ikinci dereceden arkadaşlar. İkinci dereceden tepkimelerin K hız sabiti birimi desimetre küp bölü mol dakika. Neydi arkadaşlar? R'nin birimi her zaman aynıydı. Derişim bölü zamandı arkadaşlar. Derişim bölü zaman. Her zaman aynıydı. Arkadaşlar bu sorunun da cevabı bu şekildeydi. Bu sorularda eğer bize böyle tam katlı şekilde verirse arkadaşlar işimiz kolay. Hani kolaylıkla arkadaşlar hız ifadesini bulabiliyoruz. Eğer tam kat falan vermezse arkadaşlar aslında bu soruda da aynı şeyi yaptık. Aynı mantığı uyguladık. Yine birbirini oranladık. Birbirini oranlayacağız arkadaşlar. Seçtiğimiz deneylerin hız ifadelerini birbirine oranlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar benim bu konuda anlatacaklarım bu kadardı. Sizlere kimyasal kinetikle alakalı diğer videolarımı izlemenizi rica ediyorum. Abone olmayı unutmayın, videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Yorum atmayı unutmayın lütfen. Hepinize beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.